Derdimiz Arhavi programına hoş geldiniz. Arhavi'nin sesi stüdyolarında canlı yayınla karşınızdayız. Bu akşam Arhavi'de köylere yapılan hizmet ve yatırımları konuşacağız. Programın ilerleyen dakikalarında sizler de Arhavi'nin sesi Facebook hesabında şu anda izlemekte olduğunuz canlı yayın postunun hemen altına soru, istek ve taleplerinizi yazabilir. Buradan canlı canlı cevaplar alabilirsiniz. Bu akşamki canlı yayın konuğumuz AK Parti Artvin İl Genel Meclis üyesi ve aynı zamanda Artvin İmar Bayındırlık ve Turizm Komisyonu Başkanı Sayın Hüseyin Uzun Hasanoğlu. Efendim hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Nasılsınız? İyi, hamdolsun. Sizde ne var ne yok? Çok sağ olun. Yine bir canlı yayınla birlikteyiz. Arhavi'yi konuşacağız birlikte. Evet. Takipçilerimiz heyecanla bekliyorlar. Sizlere soruları da olacak tabii ki de. Canlı canlı burada konuşacağız, cevaplayacağız. Ben önce hemen soruma geçeyim isterseniz. Öncelikle özel idare ve il genel meclisi çalışmalarını sormak istiyorum. Nasıl devam ediyor çalışmalarınız? Tabii ben de bu güzel akşamda Arhavi'nin sesi stüdyolarından halkımıza hizmet etmekten büyük bir mutluluk duyuyorum, keyif alıyorum. Bunlar güzel duygular. 3 yıldır Arhavi'nin sesi bölgenin sesi olmaya başladı. Bunun da keyiflerini sizler çıkarın. Bir vesileyle Dünya Kızlar Günü'nüzü de tebrik ediyorum. Çok teşekkürler. Benim de 2 kız evladım var. Torunlarım var, kız torunlarım var. Onlara da sağlıklar diliyorum, mutluluklar diliyorum. Şimdi Senem Hanım, elbette ki bu programın Arhavi'mize, Artvin'imize hayırlı hayırlara vesile olmasını diliyorum. Güzel bir program olacağını düşünüyorum. Evet, faydalı bir program olacak. Olay şöyle bakmak lazım. Yani vatandaşlarımızın bu konudaki, yani bizi izleyen vatandaşlarımızın bu konudaki düşüncelerini, sorularını kesinlikle almak istiyorum. Yani cevaplayacağız. Yani biz Arhavi hizmet yolunda yapılan şeylerin hepsini cevaplayacağız. Arkasında, önünde hiçbir soru kalmadan, sorun kalmadan açıklamaya çalışacağım dilimizin döndüğünce. Evet, daha önceki programımızda biz geçmişten ilgili Arhavi'nin geçmişiyle geleceğiyle bir köprü kurmak istediğimizi, bu konuda bireysel ve kurumsal katkımızı sağlayacağımızı söylemiştik. Beraber bir program yapmıştık. Evet. Güzel bir program olmuştu, sağ olsun. Osman Bey'in yönetiminde. Yine de böylesine güzel bir akşamda programımıza başlıyoruz. Şimdi şuradan başlamak istiyorum. Tabii bizim siyaseten de yönetici olarak Arhavi iyi tanıma olarak belli bir yaşa gelmiş, bir olgunluğa gelmiş bir kimliğimizin avantajını kullanmaya çalışıyorum ben. İşin gerçeği şudur. Biz 2019 yılında İl Genel Meclis üyesi seçildiğim zaman, yani o günün oy oranına baktığımız zaman Cumhur İttifakı'nın İl Genel Meclis üyesi adayı olarak Arhavi halkının %65 oyunu almış bir İl Genel Meclis üyesi olarak sorumluluğumuz daha fazla. Yani burada farklı bir Cumhuriyet Halk Partisi ile aramızda oy farkı bizi bu konuda halkımıza daha çok hizmet etme sorumluluğunu yüklemişti. Evet. O açıdan biz çalışmalarımızın tümünü biz sosyal bağlantı, kurumsal bir bağlantı oluşturarak halkımıza hizmet etmeye çalıştık ve şöyle bir şey oldu. Tabii biz 2019 öncesi Arhavi Özel İdaresi'nin çalışmaları, ondan daha önceki köy destekçilerinin tümünü bir harmanlayıp geleceğimizle ilgili nasıl bir program yapabilirim diye bayağı bir yoğun çalışma geçirdik. Tabii bu süreçte sağ olsun İl Genel Meclisimizin ve il başkanlarımızın, siyasi büyüklerimizin bize Artvin'de yükledikleri başka bir olay da vardı. Aynı zamanda Artvin'in en önemli komisyon başkanlığı olan İmar Bayındırlık Komisyonu, onun yanında Turizm Komisyonu Başkanlığı da verdiler. Evet, yani Arhavi'mizle ilgili İl Genel Meclis üyeliği dışında
İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Turizm Komisyonu bizim sorumluluğumuzu da daha arttırmıştır. Yani siyasete 2019 seçimlerinde bu şekil başladık. Yani buradan devam ederek bir noktaya kendimizi taşımaya çalışacağız ben ve anlatmaya çalışacağız. Ben size anons ederken bundan bahsettim ama hani İmar, Bayındırlık ve Turizm Komisyonu nedir de kısaca açarsak. Şimdi İmar Komisyonu Başkanlığı, yani İmar Komisyonu Artvin'in belediye sınırları dışında kalan tüm bölgelerin yapılaşmasıyla, Artvin'in geleceğiyle ilgili, gelişmesiyle ilgili bir komisyon çalışması yapıyor. Yani belediye imar komisyonunun olduğu gibi, il genel meclisinin köylerinin, köyler dışında kalan yaylaların, meraların, burada imara açılacak bütün bölgelerin sorumlulukları var. Evet. Turizm komisyonu da Artvin Doğu Karadeniz bölgesinin özel bir statüsü olan, turizmde yıldızı olacak bir bölge olma hasebiyle Rize ile beraber Kaçkar Turizm Birliği'nin aynı zamanda bir üyesi ve kaynaklarımızın bir bölümü de özel idari bütçelerinden kesilen Kaçkar Turizm Birliği'nin gelirleriyle finanse eden bir turizm komisyonu, onun aşağısında da onun yanında da Turizm İl Müdürlüğü'nün çalışmaları var. Yani bu geniş kapsamlı bir çalışma içerisinde hareket ediyoruz. Şimdi buradan baktığım zaman yani vatandaşlarımız, halkımız İmar Komisyonu, Turizm Komisyonu yanında özel idare statüsü içerisinde İl Genel Meclis üyeliğinin kimliğinin ne olduğu ile ilgili aslında açıklamak lazım. Şimdi bir sosyal sorumluluk kuruluşudur. Yani aynı zamanda mahalli yerel yönetim kuruluşudur. Yani şunu söyleyebiliriz. Yerel bir parlamenter zihniyeti. Yani bu İl Genel Meclis üyelerinin tümünün bu yerel parlamenter zihniyeti içerisindeki sosyal sorunların hepsini kapsamı içine alan bir yükleniciliği vardır. Yani böyle bakmak lazım. Bir de bunun hem siyaseten hem devlet kuruluşu arasında halkın menfaati doğrultusunda bir köprü oluşturma sorumluluğu vardır. Evet. Yani burada evet 5302 sayılı İmar İl Genel Meclisi Kanunu'na baktığınız zaman bir yetki varlığı görünmüyor ama orada açık ve net söylüyor. Yetki sorumluluğunuz var. Biz de bütün İmar, bütün İl Genel Meclis üyesi arkadaşlarına böyle bir sorumluluk içerisinde başladık. Bakın biz, ben Artvin'de ilk İl Genel Meclis üyesi adayı olduğum zaman o süreçte, yani kendime sorumluluk olarak kabul ettim, bazen ciddi sorunlar vardı. Bunlardan bir tanesini açık ve net söylüyorum. Yani belki de benim siyasete başlamam, İl Genel Meclis üyeliğine başlamam ve bitişime vesile olabilecek bir organizasyon vardı. Neydi bu? Arhavi'de Arhavili vatandaşların Rize'ye gitmelerini sağlayacak taşıma, minibüsten taşıma hakları elinden alınmıştı. 8 evet. yıl. Yani bu çok enteresan bir olay ve çok ağır Arhavi halkı için ciddi bir sorundu. Yani Rize'ye gidecek bir vatandaşın bir başka ilçeden gelip de Rize'ye gitmesi, Arhavi'den yolcu alıp Rize'ye gitmesi, bu kabul edilebilir bir şey değildi. Ve ilk meclis toplantımda ben Vali Bey'e, sağ olsun Valim İlmaz Doruk Bey'e bu konuyu anlattığım zaman pek anlamak istemedi ama sonrasında gerçek manada bu sıkıntılarımızı anlattıktan sonra Rize valisiyle görüştü. Rize Valinin de bu konuda ciddi bir yaklaşımıyla, emin olun bu problem çözülmeseydi ben İl Genel Meclis üyelerini bırakacaktım. Yani Arhavi halkının seyahat etme özgürlüğü elinden alınmış ve buna siyaset çare olamıyorsa burada İl Genel Meclis üyelerinin veya siyaset yapmanın bir esprisinin olduğunu düşünmüyorum. Benim için hizmet babında en önemli konunun başında bu geliyordu. Hamdolsun, evet. Kısa bir süre sonra
Artvin valimizin, Rize valimizin, Erkan Balta vekilimizin en son katkılarıyla Rize Belediye Başkanımız Rahmi Metin Bey'in bize Arhavi minibüs durağında peron vermesiyle sorunu çözdük. Hamdolsun. Şimdi çok lüks arabalarla yazıhanesinden biniyor. Sabahları biletini alabiliyor. Rize'ye gidiyor. Şimdi bu tabii benim için çok mutluluk verici, başarı saydığım önemli, kendi açımdan önemli. Tabii takdir Arhavi halkınındır. Bunu da böyle düşünmek lazım. Bizler de teşekkürlerimizi gönderelim bir kez daha. Hem Sayın Valilerimize, evet, hem çok teşekkür ederim. Vekilimize, hem Rize Belediye. Şimdi bir diğer konu tabii güncel hizmetler açısından bakmak lazım. Neydi? Özel idare kapsamı içerisinde ilk aklınıza gelen eski köy hizmetleri idaresi gibi düşünülen köy yollarıyla ilgili yaşanan olumsuzlukların giderilmesi. Şimdi bunun standardı yoktur. Bakın, ben özellikle istatistiklerimi tutan, her gün notlarını alan, akşamdan sonra toplantı sonrasında evimde o günün muhasebesini çıkaran ve karşılığını bilgisayarına döken insanlardan bir tanesiyim. Yani bir vatandaşımızın bir sorunu oldu mu, çözülsün çözülmesin, mutlaka onu bilgilendiriyorum, ona bilgi veriyorum. Bizim 2019 yılı köy çalışmalarında yol geçen köyü Oçambre Şelalesi var, Oçambre bölgesi var. Evet, soruların arasında var aslında. Siz gelmişken, değinmişken 2019-23 arasındaki Arhavi'de ve köylerde yapılan çalışmalar genel anlamıyla zaten sorum hazırdı. Evet. Buraya da değinelim. Evet, oradan değinelim. Şimdi tabii vatandaşın bizden en çok istediği şu: evime gidemiyorum, yollarımız, evet, standartının arttırılması. Çay bahçeme gidemiyorum, yollarımızın standartının arttırılması. Evet. Şimdi tabii bir makine, ekipman, koordinasyon oluşması, o koordinasyonun bireylerinin çok ciddi şekilde katkı sağlamaları lazım. Yani zincir halkalarının birbirine ekli olması lazım. Yani işin gerçeği, geçmişi eleştirmek açısından söylemiyorum. Yani ben hiçbir siyasi yaşamın döneminde siyasi rakiplerim olarak kimseyi de görmüyorum. Yani benim bir hizmet anlayışım var. Ben o yolda yürümeyi kendime ilke edinmiş insanlardan bir tanesiyim. Yani falanca şunu yapmış, bundan bir kendimize pay çıkaralım diye böyle bir düşüncem olmadı. Ama benim tecrübelerimden, yani yaşadığım yöneticilik döneminde yaşadığım kurumsal yapısı olan şirketlerde yaşadığım, öğrendiklerimi, ben Arhavi'deki bu siyasi kimliğin içerisinde özel idarenin bünyesi içine katmaya çalıştım. Evet. Emin olun yani bunu da başardım. Yani Arhavi adına başardığımı düşünüyorum. Şimdi bizim 2019 yılı 31 Mart'tan 2019 yılı sonuna kadar ben özel idarenin çalışma istatistiklerini tuttum. Yani dedim ki ekip arkadaşlarıma, bu aslında bir il genel meclis üyesinin görevi değil. Ben sadece bilgi birikimimden onlara yardımcı olmaya çalıştım. Ve bunu Artvin'de bir örnek çalışma olması babında. Şimdi bunu anlattığımız zaman bizim sonrasında karşımıza neler çıkacağını, nasıl bir katkı sağladığını göreceğiz. Şimdi ilk Arhavi Hopa Kemalpaşa ilçelerinde bu özel idareye ait makine ve ekipmanın arızalanması durumunda yapılacak hiçbir müdahale yok. Emin olun, lastik patladığı zaman bir başka araçtan Artvin'e getiriliyor. Yani orada kademede tamir ediliyor. Yani en yakın mesafe. Tabii çok çok bu belki devlet yapısında böyledir diye düşünüldüğünde, bana kurumsal yapısı olan devlette bunun çok çok eksik olduğunu, bu konuda gerek siyasi büyüklerim, gerek idareci büyüklerim, derdimi anlattım. Yani bu konunun bu şekliyle yürümeyeceğini, daha ciddi katkı sağlamamız gerekir ve biz Arhavi'de bir kademe oluşturduk. Yani özel idarenin ekipmanlarının
tecrübeli bir elemanımız tarafından ilk müdahalenin yapılması. Ekipmanı oluşturduk. Evet. Özeliden bizim eski köy hizmetleri şantiyesinin olduğu binada kademe oluşturduk ve sanırım Doğan Sözmez İş isminde bir ekip arkadaşımızı özel sektörden aldık. Buraya monte ettik. Emin olun o gün biz Arabi Hopa Kemalpaşa bölgesinin en başarılı organizasyonunu yaptık. Yani altında araba var, arıza yapan makinenin hemen yanına gidiyoruz. Tamir ediyor ve makinemiz devam ediyor. Çok ciddi evet. sorunlar olursa Artvin'e gidiyor. Şimdi bunu niye anlattım ben? Bu süreçten sonra biz Arhavi'de 2019 yılında Otüzköy'e 8 ayda yaklaşık 690-700 kere gitmişiz. Yani şu oluyor, her köye 2 kere gitmiş 3'er arabayla, yani 20 araba hesapladığınız zaman, yani bir köye 3 veya 4 kere mutlaka gidilmiş, uğranmış, ekip olarak bir çalışma yapılmış. Bu grader'dır, makinedir, kamyondur falan. Şimdi 2020 yılında biz kendimizden yarışmışız. Bu programı daha kurumsal bir hale getirip, düşünün yani her noktada kurumsallaşmış, programlanmış bir ekibimiz var. Yani ekip benim ekip değil, devletin ekibi, özel idarenin ekibi. Ne yapması gerektiğini bilen ve silsilenin yürüdüğü bir ekip oluşmaya başladı. Şimdi biz kendimizden yarışmaya başladık. 2020, 2600 olan köylere gidiş sayısı 900'a çıkmış. 2022, 1200'e çıkmış. Bakın 2023 çok farklı noktalara taşıyacağız biz 2023'ü. Ancak şurada bütün vatandaşlarımıza, köy halkıma ilgilendiren, özel idareyi ilgilendiren ekip arkadaşlarımıza, hemşerilerime şunu anlatıyorum. Bizim burada çok ciddi bir iklim sorunumuz var. Evet. Yani bunu Artvin'in bütün siyasi büyüklerim, idareciler bunu kabulleniyor. Gerçek bir iklim sorunumuz var. Yani 365 günün 220 çalışma günü olarak hesapladığınız zaman 220'nin 150 günü yağışlı geçmiş, yani istatistiklerimiz var. Şimdi bizim ana yollarda Arhavi'nin köy yollarının tümü, Gülgencik köyü hariç 3 kilometrelik bir betonlanmamış, asfaltlanmamış yolumuz var. 29 köy merkezlerinin tümüne yollarımız beton veya asfalt. Şimdi bunu tabii bizim benden önceki ekip arkadaşlarım yapmış bunu. Yani o siyasal bir güç yapmış, siyasal hükümetin ekonomik desteği bunları oluşturmuş. Elbette ki onları yok saymak, yani onu eksik saymak diye asla böyle bir şey düşünmüyor. Biz çoğu sıkıntıları bitirmiş. Aslında bize kolay olan işler düşmüş. Bir de o iktidarın İşte rehavetine kapılan bir ekip arkadaşlarının biraz daha düzgünleşmesi, hamdolsun güzel noktaya geldik. Ve bu çalışmalar da bakın ilk 2019 köyde projesi AK Parti'nin en güzel projelerinden bir tanesi. Bu evet. Karadeniz bölge köyde projelerimiz 2.600.000 lira. Yani köyde yapılması gereken işlerle ilgili bir kaynak aktarılmış. Bu kaynak geldiği zaman ben çok enteresan geldi. Yani normal özel idare, özel idare bütçesinden kaymakamlığa aktarılan bütçenin dışında köydes bütçesi, bu bütçelerimizi de biz ekip olarak 30 köydeki bütün ihtiyaç sahipleri hemşerilerimizin ayağına gittik. Bir öncelik ile onları bölüştürmeye çalıştık. Şimdi tabii benim genel meclis üyesi olarak ilçeme sağlayabileceğim bir katkının olması lazım. Bu ne? Benim tecrübelerimin o köye ve o bölgeye katkı sağlaması benim için önemli. Burada şunu yaptık. Bir gün hiç unutmuyorum. Ulaş köyümüz var. Ulaş köyünde dediler ki abi biz bir camimize bir yol yaptıracağız. Bize yardımcı olur musun? Çok enteresan, muhtarı da genç, yeni bir arkadaşım, heyecanlı. Dedim gelelim, gittim. Böyle vadide, cami karşıda, bu tarafta da yol var. Nasıl yol yapacağız dedim. Rami, buradan abi aşağı inelim, aşağıdan
yukarıya camiye işte çıkalım. O vatandaşlar hayır dedim abi. Şuradan bir köprü yapalım size. Güzel bir köprü yani yapalım. Yani iki vadi arasında. Evet, iki vadi arasında bir asma köprü gibi yani beton köprü evet. yapalım. Emin olun o projeyi değiştirdik bak. O düşüncelerini ortadan kaldırdık. Ulaş Göyü'nde tahmin ediyorum ismi de Ekrem Kılıç Bey'in de katkısıyla orada muhteşem bir köprü oluşturduk. Yaklaşık 30 metrelik böyle asma köprü ya ama beton köprü ayaklarıyla köy halkının çalışmasıyla. Şimdi bu özel dokunuşlardan bir tanesi. Yani o köyün görüntüsüne de ivme kazandıran bir güzellik oluşturdu orada. Evet. Keyif alıyorum. Şimdi oradan geldik o çambre dediğimiz demin de bahsettim yol geçen köyünün ve Arhavi'nin emin olun gördünüz mü siz o çambreyi? Gördüm, evet. O çambre şelalesiyle önündeki gölleriyle ben Arhavi'nin en güzel turizm cazibesi olacak. Arhavi'nin her yeri çok güzel değil mi? Yani çok enteresan, çok güzel bir yer. Şimdi bunu keşfettik. Ben dedim burayı turizme kazandıracağız ama bazen de o bölgenin insanı hak versin. Yani insanlarımız hak versin. Şöyle düşünüyorum. Yani devlet özel sektör gibi değil. Daha kurumsal yapısı var. Yani daha bazı konularda prosedürlerin uygulanması gerekir ama buna rağmen biz Oçambre'de istediğimiz hedeflere ulaştığımızı düşünüyorum. Oçambre'yi turizm bölgesi ilan ettik. Yani turizm komisyonu başkanı olarak işte evet. yol geçen Oçambre bölgesi turizm bölgesi. Şimdi orada biz yol geçenin asfaltından sonra Oçambre'ye kadar olan bölgenin tümünü beton ve kilit taşı yapıyoruz. Yani betonunu bitirdik. Kilit taşı yapıyoruz. Şimdi geçen tabi bunu da artık bir renklendirelim muhabbetimizi diye tabii. söylüyorum. Buyurun. Bir siyasi muhalefetteki bir siyasi ilçe başkanımız şunu yazmış. Ya diyor ki işte o çambreye kilit taşı doktunuz. Niye bunu yapmadınız? Ya eyvallah da yani bunu sosyal medyadan paylaşana kadar ya Hüseyin abi şurada bir eksiğiniz var herhalde. Şu kilit taşlarını döktünüz buraya. Niye bunu yapmadınız? Orada da bir mağduriyet var. Tabii onu da kabullenmek lazım ama şimdi bazı şeyler planlayarak gider. Şimdi bu kilit taşı Artvin'de üretiliyor. Yani evet. oradan buraya nakliyeleri falan bir planlama yapıyor. İhale edilip Artvin'in bütün ilçelerinde kilit taşı çalışması yapılıyor. Yaklaşık bizde de 3000 metreküp bir kilit taşı çalışması var. Bunun bir kısmı da Oçambre'ye ait. Şimdi bu bunun bir eleştiri konusu olarak sosyal medyada kullanmak ucuz politika. Yani daha büyük politikalar yapın. Yani bu olmamış deyin. Ama bak biz Oçambre'de yürüyoruz. Turizm bölgesi tesislerini iyileştiriyoruz, altyapısını oluşturuyoruz. Çok kısa bir mesafe, bunun ötesini söyleyeyim. Yol geçenin biz ilk senesinde, 2019-20 senesinde yol geçene kadar Kavak'tan başlayan çok kötü bir yolu vardı. Asfaltladık, çok güzel. Sonrasında Oçambre'yi ilave ettiğimiz zaman orada mükemmel bir turizm görüntüsü oluşacak. Şimdi daha sonrasında işte bir çınaraltı var. Konaklı çınar altı, o çınar ağacının 300 yıllık çınar evet. ağacının altını biz özellikle muhtar ve o köy halkı ile görüşerek onun kilit taşlarını falan yaptık. Pek de güzel oldu. Ya ama tümünü bitiremedik tabii. Aslında benim orayla ilgili projem bir kır düğün salonunun yapılması. Yani evet. işte geleneklerimize geri dönmemiz. Hatta senin köyünde de var. Yani Derecik evet. köyünde de böyle bir projemiz var ama deprem ve bazı aksaklıklardan evet. dolayı öteledik ama bu projemizden vazgeçmiş değiliz. Yani dokunulmuşlarımızın yöre halkına pozitif katkı sağlayacak organizasyonlar. Buna ihtiyacı var aslında. Tabii, evet. Çünkü şimdi, bir köyün salonu. Şimdi ben bu konuda şöyle düşünüyorum. Yani herkes ekmeğini yer. Ama fukaranın ekmeğiyle oynamamak lazım. Şöyle evet. yani şimdi
Üçırmak, Sırtoba, Derecik köyünde evlilik yapan bir genç çiftinizi düşünün. Yani 20 bin lira düğün salonu yazın ortasında, bir sürü masraf. Geleneklerimiz de yok, horonlarımız da yok, dolumlarımız da çalışmıyor. Derecik'in o güzel meydanında, üstü örtülmüş, evet, yağmur gelse de kimsenin etkilenmeyeceği, ışıklandırılmış, o kültür ile kültüre yeniden dönmek, katkısı, köy muhtarlığına katkı sağlanması falan, bunlar bölgenin kalkınması için yapılması gereken. Tabii biz de İlgenel Meclis üyesi olarak bazı konuları biz de bilmiyoruz yani. Ben yeni alıştım. Birçok girdiğimiz dairede sağlanacak olanaklarımız ne olduğunu da bilmiyoruz. Yani o açıdan bu dokunuşların da çok güzel olduğu, bu dokunuşlar da arhavimize katkı sağlayacağını düşünüyoruz ve 2019 bu şekliyle geçti. 2020 yılına geçtik ondan sonra. Evet, 2020'ye gelirken tabii tecrübeler artıyor. Bu arada mesela ilçede bir çok amaçlı okulumuz var. Yani Arhavi'nin göz bebeği olan okullardan bir tanesi. Şimdi o okul alanının özel idareyle alakası yok. Yani onun Milli Eğitim Bakanlığı veyahut valilik tarafından yapılması gereken bir organizasyon. Ama bunu biz, ben bir sorumluluk olarak kabul ettim. Yani ben Arhavi'nin İl Genel Meclisi orada, evet, çok güzel betonlaşma, beton alan ve basket sahası yaptık. Aynı zamanda okulun alanlarını düzenledik. Tabii bu da o okula gittiğim zaman ben keyif alıyorum. Yani öyle güzel bir çalışmamız oldu. Yine devam ediyoruz. Bizim Arhavi özel idarenin kaynak konusunda Artvin'e uzak kalma vesilesiyle bir sorunun olduğunu hissediyordum. Yani buraya daha fazla bir kaynak aktarılması gerektiğini düşünüyordum ben. Yani nereden oluyor bu? Hopa Tır Parkı'ndan Hopa ciddi bir kaynak alıyor. Bizim de böyle bir tır parkımız olsun istedim. Sağ olsun yine Yılmaz Doruk Valim uygun gördü. Bizim de bu hazine arazisi vardı. İşte Fındıklı girişinde. Evet. O alanda tır parkına başladık. Yani ve sonrasında tır parkının bitirilmesiyle ilgili Arhavi özel idaresine ek kaynak aktarılmaya başladı. Yani bu da köylerimize aktarılmaya başladı. Çok keyifli geçti. Yani 2019-20 başlıyoruz ve artık Arhavi'nin gelecek sorunlarına ve başka konularına geçmeye çalışıyoruz. Bakın 2019 yılının tahmin ediyorum Ağustos ayıydı. Arhavi'de yaşadığımız afete benzer bir sel baskını yaşadık. Şimdi ben çok fazla eleştiriyi seven biri değilim. Hem eleştirmem çok fazla, eleştireni de çok, yani gerçek manada hakarete maruz kalmamak kaydıyla katkı sağlayacak bir eleştiri eyvallah alır başımızın üstüne koyar götürürüz. Ama kişiselleştirilmiş eksik bilgiyle bunların yapılmasını pek uygun bulmuyorum. Şimdi biz 2019'da yaşadığımız notlarımın içine almışım. Bu olaydan sonra milletvekilime bu DSE'nin Arhavi'de taşkın koruma projesine başlaması gerektiğini anlattım. Şimdi 2019-2020'ye geçtik, anlattım. O da sağ olsun abi haklısın dedi. İki kere bakanlığa gitti. Üçüncü tahmin ediyorum Haziran ayıydı. Bana dedi ki abi ödeneği çıkardım. 15 milyon lira Arhavi taşkın koruma yapıyoruz. Şimdi ben de bunu bir keyiften sosyal medyada paylaştım. Hemen paylaşmamın sonrasında bir isyan çıktı Arhavi'de. Sanki bir katliam varmış, bir doğal katliam. Bir ikiye bölünme oldu. Destekleyenler ve desteklemeyenler şeklinde. Evet. Şimdi bunu ben bilmediğim konuyu konuşmam, yorumlamam ama ben Boğaziçi Mahallesi'nin çocuğuyum yani. Musazade Mahallesi'nde büyüdük. Bizim evimizin, benim evimin olduğu, arazilerimin olduğu bölge Boğaziçi Mahallesi. Her taşkında
muhatap olduk biz yani. Onu biliyorum yani. Evet. Burada bir şey. Ve o da bize denk geldi. Yani 2019'da yaşadığımız o afete dönüşmeyen sel baskından sonra milletvekilim evet dedi. Bunun çıkması lazım. 2020'de başladık. 2021 yılında afeti görmeden önce Haziran ayında ödeneğinin çıktığını bildirdi. Ben sosyal medyadan bunu paylaştım. Şimdi bunu gelip kimse bize niye böyle bir şey yaptınız? İşte bu bir doğal katliamıdır demedi ama herkes sosyal medyadan yazmaya başladı. Ama ben inandığım bir şey vardı. Burada bir sorun yaşayacak bu ilçe. Çünkü başlamıştı Trabzon'da, Rize'de, bölgede, Çaykara'da yaşayan afetler yani bölgeye geliyor, görüyorum ben. Bir de 47 kilometrelik bir vadiden bahsediyorum. Neyse uzatmayalım. Biz tam bu süreci tamamladık. İhalesi yapıldı. Arhavi'de muhalefet kesimi ciddi bir bu festival alanında bir gösteri düşündüler. Yani toplu bir protesto gösterisi düşündüler. Hemen onun öncesi de biz 2021 afetini yaşadık. Evet. Doğru mu? Şimdi. Ne oldu o afette? 2019-2020 yılında burada afet geliyor, on gördüğümüz yerden 15 milyonlardık bir katkı. Bu taşkın koruma yapılacak diye ve o afeti yaşadık. Çok şükür o afeti yaşadık. Gece olmadığı için hiçbir ölüme vesile olmadı. Ve biz o süreyi çok ucuz maliyet olarak, ekonomik olarak çok büyük ama ölüm olmadığı için çok ucuz bir tek insanımızın burnu kanamadan kurtardık. Bunun da bir vesilesi de gece olmamasından kaynaklanıyor. Demek ki burada şuymuş, yani buna ihtiyaç var. İhtiyaç var buna. Yani ihtiyaç var. Biz tabii bu düşüncemizden geri dönmedik. Dönmeyeceğimiz de düşüncelerimizin doğru olduğunu söyledik. Bakın 22 Temmuz afet oluyor. Söylü geliyor abi. 4 saat sonra bakan geliyor. Devlet burada. 24 Temmuz'da 4 gün sonra yaklaşık 5600 kişinin muhatap olduğu bir afet sürecini yaşıyoruz. 4. gün suyumuz geliyor. Bak 4. günü. Şimdi diyecekler ki Hüseyin eleştiri yapıyor. Bak 5 senede hala geçmişte kaldı. Yani geçmiş 5 sene önce geçmişte kaldı. 5 senedir Arhavi'de yağışta kirli su içiyoruz. Bu konuda kirli evet, su içiyoruz. Yani bunu bakın. Şimdi burada AK Parti hükümetini, devleti eleştirirken bunun muhasebesini yapması lazım herkesin. Bakın 4 saat sonra İçişleri Bakanı burada. Bütün suyumuz kesik. 4 gün sonra onun da bir esprisi var. Yani anlatmamda o gizli toplantıda olan şeyi anlatmamda da sakınca yok. İçişleri Bakanı, Ulaştırma Bakanımız, valimizin olduğu, milletvekilimizin olduğu bir toplantıda, belediye başkanımızın da olduğu bir toplantıda basına kapalı bu koordinasyon kurulunun içerisinde yer alan insanlardan bir tanesi. Orada İller Bankası Genel Müdürü şunu söyledi. Yani sorunları nasıl çözüyoruz? İşte nasıl çözeceğiz? Arhavi'nin su işini dedi 10 gün içinde çözeceğiz Sayın Bakanım. Falan. Bunun sunumdan sonra ben söz aldım. Dedim ki Sayın Bakanım bu İller Bankası Genel Müdürü'nden özür diliyorum. Sizden de hepinizden özür diliyorum. Ama bu memlekette 1800 metrelik bir hattan, bakın 1800 metre hat harap olmuş, yok ortadan. Hattan biz 10 günde su getiririm diyorsa bu İller Bankası Genel Müdürü bir şey bilmiyor dedim. Aynen bunu söyle. Hiçbir şey bilmiyor dedim ya. Kusura bakmadın. Ne demek ya? Burada bu yaz sıcak gününde 5600 kişi susuz kalacak, böyle bir şey olur mu? Bir gecede çözeriz bunu. Çözülmesi lazım dedim bunu.
Yani bunun borusu Mersin'den gelse bir güne gelir. İstanbul'dan bir güne, Batum'dan gelse 8 saate gelir. Yani bu nedir? Kaynak mı yapamıyoruz falan? Şunu söyledi bakan, bunlar kayıtlar da var. Dedi ki, genel müdür ne diyor başkan? Vallahi uğraşacağız, emin olun 3. günü akşamı biz su verdik. Verdiler yani. Bunu öngörmek lazım. Biz bunu o gün anlatmadık kimseye, bu suyu verdik ama 5. yıl yaşıyoruz, Arhavi'de hala bulanık su içiyoruz. Şimdi bu sürecin sonrası var. Yani bu süreci nasıl değerlendireceğiz biz? Ya çünkü devlet gelmiş. Bakıyorsun ayın kaçında gelmiş Cumhurbaşkanımız, 6 gün sonra da Cumhurbaşkanımız Arhavi'de. 7. gün 29'unda Cumhurbaşkanımız Arhavi'ye geliyor. Ya arkadaşlar, ya bu memlekette benim devletim, yani ben hükümetten bahsetmiyorum. Hükümet falan, onlar gelip geçici. Ben devletimden bahsediyorum. Birinci günü, 4 saat sonra Cumhurbaşkanı'nın temsilcisi, İçişleri Bakanı, bakanlar 4 gün sonra, 7 gün sonra Cumhurbaşkanımız Arhavi Meydanı'nda ne gerekiyorsa yapılacak. Yahu işte devlet nerede? İşte devlet burada. Güçlü devlet burada. Onun için biz birbirimizi eleştirirken elbette ki birbirimize zarar verelim ama devlet bir kenarda dursun. Yani devlete zarar vermeyelim. Devleti alet etmeyelim. Şimdi Aylin bebeği hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. Yani şimdi ben torun sahibiyim. 4 tane torunum var. Ben bu memlekette Aylin bebekler bunu yaşayacaksa benim torunlarım bu ülke vatandaşı olmamın ne anlamı var? İşte buradan da bakmak lazım diye düşünüyorum. Tabii çalışmalarımız o süreçte şöyle bir noktaya geldi. Siz sorulara da bakabilirsiniz. Evet. Ben bu konuyu izah edeyim. Şimdi tabii bu alanda en çok zararı gören Mençuna şelalesinin olduğu bölge adeta yok olmuş. Yani Arhavi'nin göz bebeği. Yani şunu unutmamak lazım. Bazen arkadaşlar abi bu Mençuna diyorlar da şimdi 20 bin kişinin, 30 bin kişinin seyahat edip uğradığı bir de dünyanın artık kabul ettiği evet. bir turizm bölgesinde sen bu nedir? Bu nasıldır? Sen buraya niye uğraşıyorsun? Yani iyi ki geçmişteki yönetici arkadaşlarımız bu konuda özellik göstermiş, gayret göstermiş Mençuna'yı biz daha ileriye götürme, ivme kazandırma yeteneğini ortaya koymak lazım. Bu süreç bizim için avantaj oldu. Bakın, işte hemen bunu afetin köylerdeki izleri diye biz sürekli İçişleri Bakanlığımıza anlattık, koordinasyonumuza anlattık. Valimize anlattık, yer yer gezdik, oralara götürdük. Artık burada yapılması gereken ama yapılamayan Arhavi'de 5 yılda planladığımız bir sürü işi de bu pozisyon içerisinde o ekip arkadaşlarımızla beraber ciddi bir finans kaynağı oluşması için İçişleri Bakanımıza sunduk. Emin olun İçişleri Bakanımıza sunduğumuz, Sayın Soylu'ya sunduğumuz programımız %100'ü gerçekleşmiştir. Minnet duyuyorum. Arhavi'ye özel bir sevdası var, özel bir sevgisi var ve tabii Cumhurbaşkanımızın o günkü Arhavi insanının bağrına basması bunların devamında da vesile olmuştur evet. diye düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve devlet büyüklerimize teşekkürlerimizi sunalım tekrardan. Bir soruyla es verelim. Evet. Şöyle demiş Sayın Osman Yıldırım. 6 senedir yol bekliyorum Üçürmak Köyü'ne. Hala gelmedi demiş. Şimdi Osman Yıldırım kim? Bu benim Üçürmak komşum herhalde. Köyü. Evet. Vallahi Osman'cığım yani benim bu konuda özel idare çalışmalarında çok önemli bir şey, önemsediğim bir şey var. Evine yolu olmayanın yolunu yapıyoruz. Osman benim komşum. Hazırlığını yapıyoruz. Yani Osman'ın yolunun olması çok kolay, zor bir şey değil.
planladık. Hatta kendi abisiyle de konuştuk. Hemen benim evimin yanı. Yani benim evime gitmeme vesile olan yeğenlerimden bir tanesiydi. Tabii sorma hakkı vardır. Evet. Yani Osman'ın yolunun yapılması muvafakattan ilgili bir sıkıntısı var. Bakın Senem Hanım, evet. Arabi'nin 30 köyü 25 bin nüfus olarak söyle, 30 yaş üstü kimin ne sorunu varsa biliyor. Şu yol konusunda bizim ham yol konusunda muvafakatnameleri olan herkesin yolunu yaptık. Ancak zor yollar dediğimiz, yani ROK çalışmasıyla orman izninin alınması gerektiğini ve o arazi içerisinde geçip kendine gitmesi gereken alanlardan muvafakatname alması gereken dostlarımıza, hemşerilerimize yolunu yapamadık. Yani bu mevzuat, bize bu konuda mevzuat uygun olmadığı için yapamadık. Ama Osman Yıldırım'ın devam edeceğiz. Sıkıntı yok. Onu tekrar diğer sorulara da yolu geçip... Yolu yapılacak diyorsunuz. Tabii tabii, kesinlikle yapılacak. Sorun çözüldüyse, yani muvafakat sorunu çözüldüğü anda, geçtiği arazide çözüldüğü anda yapılacak. Sıkıntı yok. Yine bir soruyla devam edelim mi? Sayın Hüseyin Hasanoğlu'na sorar mısınız demişler. Mustafa Kemal Zaim. Tır parkı çalışanlarının sorunları ne zaman çözülecek diyorlar. Şimdi evet, tır parkı yapıldı şimdi, ama evet, belli başlı sorunlardan söz etmiş. Bu tabii... Bu arkadaşımız tır parkında çalışıyor. Bu konuyla ilgili de ben daha önce belirtme gereği duyduğum notlarımın içinde olan geçici statüde çalışan Artvin Özel İdaresi'nde ben ilgilenen meclis üyesi olduğum zaman 65 tane personelimiz vardı. Yani bunlar geçici işçi olarak alınmış greyderci, loderci, bakımcı. Ancak bir ciddi bir maaş farkları vardı. Şimdi bunun doğru olmadığını, bu konuda da önergeyi Artvin'e ben verdim. Bunlar şirket kapsamına alındı, kadroları verildi. Bunlar eşit maaş alma konumuna getirildi. Ancak bir gerçeği anlatmak istiyorum. Yani bunun sosyal medyada anlatılmasında bir sakınca olduğunu düşünmüyorum. Artvin Özel İdare çalışan sayısının çok fazla olduğunu düşünüyorum. Yani biz bütçe giderlerimizin yaklaşık %40'ını personel gideri olarak harcıyoruz yani. Bu açıdan bu arkadaşımızın mağduriyetinin giderilmesi İçişleri Bakanlığı'ndan yeni oluşacak kadro iyileştirmesinden sonra kaynak aktarılması gerektiğini düşünüyorum. Kendisiyle de konuştum. Bu mevzuatı da biliyorum. İnşallah yardımcı olacağız. Evet. Biz devam edelim. Yine soru şimdi soru evet devam ediyoruz. Köy çalışmalarının yanında en çok üstünde durduğumuz bir konu vardı. ÇEDAŞ'ın elektrik kesintileri. Evet. Şimdi bakın, biz tabii bu afet sürecinde hem kendimizle ilgili hem de çok geniş bir yelpazede bürokratik tanımlarımız oldu. Bakanlar tanıdık. Ulaştırma Bakanı, İçişleri Bakanı'yla bir hafta beraber olduk. Cumhurbaşkanımız geldi, bakan yardımcılarımız geldi falan. Bu siyaset yapan insanlar için bir avantaj. Biz hep ne oluyor Arabi'de? Yani ben her zaman şunu söylüyorum. Devlet buradayken, yanındayken çalışacağım. Ondan isteyeceğim ve karşılığını vatandaşa vereceğim. ÇEDAŞ'tan ilgili bu elektrik kesintilerimizin varlığı bilinen ve her seferinde bangır bangır sosyal medyadan bağıran insanlar vardı. Ve yıllardır HOPA'dan gelen ana elektrik hattının indirmişleri Kabakköy'ün geçişinde, yolun üstünde sağ tarafta bitirilmemişti. Sağ olsun ÇEDAŞ yetkilileriyle 2020'de o afet sürecinden sonra görüştük. Rica ettik. Bakanımız da rica etti. Ve biz o elektrik işini çözdük. Yani ÇEDAŞ'ın artık HOPA hattında saatlerce elektrik kesintileri olmayacak şekilde biz siyaseten vesile olarak bunu yaparken şimdi yanlış değerlendirilmeye de vesile olmasın. Yani. Ben sözde hata yapmak istemiyorum. Yani bütün bunları yaptık diyorum bakın. Burada benim ilçe başkanım var.
Benim ilçe yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım var. Benim milletvekilim var. Benim bakanlarım var. Benim valim var. İl başkanım var. Yani biz bunu yaparız, yaptık sözcüğüyle evet. söylüyorum. Yani kimse kendini tek başına bir pay çıkarmasına gerek yok. Yani böyle de algılanmasını istemiyorum. Evet. Bunun içinde Cumhur İttifakı var. Yani bunun içinde muhalefet de var. Yani bugüne kadar muhalefet temsilcilerinin hangisi benden bir şey istemişse meşru olan ben ona yardımcı olmuşumdur. Yani sağcıdır, solcudur, CHP'lidir, MHP'lidir, İyi Parti hiç önemli değil. Yani biz 30 gün 30'unu da hizmette. Bu Arabi'nin sorunuydu, çözdü. Tabii evet evet. Böyle bakmak lazım. Bu konu bu şekliyle çözdük ve kesinlikle bu elektrik meselesini 2014 Ocak 2022 tarihiyle ilgili sorun ortadan kalkmış oldu. Şimdi bunun devamı olarak sürekli şikayet gelirdi. Neydi o şikayetler? Derlerdi ki işte trafolarımız kaldırmıyor, buzdolabımız çalışmıyor, çamaşır makinemiz çalışmıyor. Bakın bu süreçte de yakalanan çok güzel bir siyasal dönüşüme vesile oldu. Yani şimdi Faruk Çelik bakanımızın bu dönemde milletvekili olarak Artvin'e gelmiş olması bundan sonra çok ciddi katkı sağlayacağı anlamı geliyor. Buna da şimdiden başladık biz. Yani bunun meyvelerini onu toplantımızın devamında devam edeceğiz. Şimdi bütün bu afet sürecinde yapılan çalışmalar sonucunda bakın dikkat edin. Artvin Özel İdaresi'ne 14 Ocak 2022 tarihinde toplam 45 milyon lira para geliyor. 45 milyon lira. Şimdi bizim o günün bütçesi 65-70 milyon lira özel idarenin bütçesi. Evet. Bunun bu işe Murgul afeti de dahil. 40 milyon liranın 45 milyon liranın 3 milyonu Arhavi Belediyesi'ne. Bak, Arhavi Belediyesi'nin AFAD'dan tespit ettiği bütün kaynak Arhavi Belediyesi'nin hesabına aktarılmıştı. 3 milyon lira. Yine Murgul Belediyesi'ne 2 milyon lira AFAD'ın tespit ettiği ve belediyeden talep ettiği bu 40 milyon lira da bizim tespit ettirdiğimiz yani Arhavi Havzası'nda tespit ettiğimiz ödenek gelmiş. Bundan dolayı da Sayın Valimiz ve İsmail Çataklı Bey, Bakan Yardımcımız bizzat ilgilenmiş. Bunu bu şekliyle devam ettirmiştir. Tabii bu siyasetin içerisinde yaşadığımız bir sendromlar da var tabii. Biz bunu yaşarken yani ben bunun anmadan da edemeyeceğim. Sezai Kambus kardeşim 2 Şubat tarihinde kadın dostum, arkadaşım partili olmasından öte İyi bir dostumdu yani. O bir akşam önce saatlerce beraberdik. Hem yönetim kurulu üyesi, dertleştik. Rahmette erdi o gün 2 Şubat. Benim de doğum günümdü. Kendisini tekrar rahmetle anıyorum. Evet. Yakınlarına başsağlığı sabırlar diliyorum. Şimdi hiç durmadık. Yani emin olun ben bir de karakter olarak oturmayı seven bir insan değilim. Yani çalışırken de düşünmeyi Arhavi'mize katkı sağlamamız. Borcumuz çok ya bu memleket. Şimdi bize bu memleket evet bir kimlik verdi. Yani dedi ki gel İl Genel Meclis üyesi ol. Ben 15 sene spor kulübü başkanlığı yaptım. Bu insanların desteğiyle, katkılarıyla yaptım ben onları. Yani bizim sokakta yürüyen insanların gülümsemeleri, onlarla olan dostluğumuz benim sorumluluğumu arttırdı ve burada yine Tüncer Torunlar Cumhuriyet Halk Partili bir arkadaşımız Çifteköprü'nün UNESCO dünya varlıklarına aday olabileceğini bana söyledi. Ya bu da katkıdır işte Arhavi'ye modeli oluşturuyor. Biz bir çalışma yaptık. Sağ olsun Profesör Doktor Temel Türker Bey Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde uzman doktorumuza bu alanla ilgili çalışma yaptık. UNESCO dünya varlıklarına dosyayı hazırlattık. Bunu sosyal medyada da yayınladım.
Biz o kıyaslamanın UNESCO Dünya Varlıkları kriterlerinde kendi bölgesinin dışında olan alanlarla kıyaslama gerektiği vesilesiyle yeniden bir araştırma yapmamızı istedi. Şimdi dosya tekrar Artvin Turizm İl Müdürlüğümüzde, onunla ilgili tekrar çalışmamız devam ediyor. Dünya Varlıklarına inşallah o alanı, çifte köprümüzü kabul ettireceğiz. Bir soruyla böleyim ben sizi. Şöyle bir soru var. Cavit Kurdoğlu beyefendi sormuş. Balıklı Köyü mağara mevkisinde turizm adına bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ne proje yaptırabildik, HES'ten sebep, ne de yolumuzu demiş. Mağara mevkii köyden dışarıda olduğu için il özel idarede ilgilenmiyormuş. Yani bu mevkinin il özel idaresinde cevaplayalım. Tabii bu arkadaşımız Cavit Kurtoğlu bir tesis olmadığı için de devamını tesis yapmak istiyor. Şimdi şöyle. Çobanlar ve off-roadçular haricinde hiç kimse buraya çıkamıyor. Kimden akıl alabilir, kimden yardım alabilir? Şimdi o arkadaşıma şunu tavsiye ederim. O Balıklı Köyü emeniyat dediği o güzergahın eniştesiyim ben de. Evet. Ben de o köyden dün ve iki gün o köydeydim. O yolla ilgili bir orman aşımasının olduğu bir sıkıntılı bölge. Yani o bölge evet sıkıntılı ama evet, çok rahat olsun. Yani turizm projeleri geliştirmesi açısından projelendirdiği an biz özel idare olarak, yani ben değil Arhavi Kaymakamlığı özel idare yanındayız. Sıkıntı yok. Yardımcı olacağız. Yine bir soruyla devam edeyim. Şöyle. DSE'nin yersiz dere ıslahının önüne geçecek misiniz? Şimdi tabii şunu açık ve net... Azim Kurtoğlu. Azim Bey'e de cevabınızı verelim. Şimdi Azim Bey'le biz dernek yöneticisi olduğu süre içerisinde çok konuştuk. Yani bu konuyu da tartıştık. Bu olay dere ıslah meselesini demin bahsetmiştim. Ben bu taşkın korumanın Arhavi'ye yapılması ile ilgili şu anda bile iddiamı sürdürüyorum. Kim olursa olsun gelsin bu stüdyoda saatlerce tartışalım. Şimdi eğer bunu istemiyoruz diyorlarsa, Boğaziçi Mahallesi'nde terminal güzergahından geçen kanal diğer tarafındaki bütün binaları yıktırmaları lazım. Çünkü bu binalar kırmızı kotun altında. Yani kırmızı kot dediğimiz yapılaşmanın olmaması gerektiği alan ikamete açılmış. Yani 4 metrelik bir bölüm ikamete açılmış. Şimdi bunu sadece espri olarak söyleyeyim. Boğaziçi Mahallesi için geçiyor. Boğaziçi Mahallesi'nin tümü kanal seviyesi kot seviyesidir. Kanat seviyesinin altında yapılan bütün ikamet yanlış ve eksiktir. Şimdi siz bu taşkın korumayı DSE Bölge Müdürlüğü ve Bakanlık'tan bu iş nasıl olur diye sordum. Yani bundan vazgeçebilir miyiz? Dedi ki biz risk almayız. Şu Kavak Köprüsü dönüşündeki o yüksek kodu ben çok mutlu olmadım ondan. Yani baktığınız zaman İşte yol aşağıda kaldı. Orada bir duvar oluştu. Yine bizim tarafta. Yani bu tarafta evler aşağıda kaldı. Bir set oluştu. Ama bakın bunlar oluşurken devlet buradayken sizler de yanında olmasınız. Ben 1994 seçimlerinde Vasfi abi diyorum. Ben hiç belediye başkanım, elbette ki belediye başkanımdı. Vasfi abi ilk belediye başkanı olduğu zaman ben Doğru Yol Partisi'nin başkan yardımcısıydım. SKM'nin de başkanıyım. Şimdi seçimden sonra onu her yerde de söylüyorum. Yani. Bir sakıncası olduğunu da düşünmüyorum. Bir yöneticinin katkı sağlayacağım diyorsa bir ilçenin 5 yıl, 10 yıl, 50 yıl, 100 yıl ötesini düşünmesi lazım. Yani torunlarını düşünmesi lazım. Bu memleketi ben idare etmedim ki. Bu kırmızı kotun altında binaları ben yaptırmadım ki. Bu çıkmaz sokakları ben yaptırmadım ki. O zaman şunu söyledim. Vasfi abi Ankara'dan gelmiş. Abi dedim, şunda şu Boğaziçi Mahallesi var.
Ya 60 ihtilalinde yapılmış Fevzi Çakmak Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi, şu oturduğumuz caddeden başka futbol sahası gibi düz arazide niye bu kadar çarpık yapılaşma olur? Ben mi yaptırdım bunları? Abi şu Boğaziçi Mahallesi'nde etme gitme. Burada imarda izin verme. Yeniden bir yapılaşma olsun. Akıllı bir şehir oluştur. Bu insanlar belki gelecekte seni hatırlayacaklardır. Bugün belki kaybedeceksin, hatırlayacaklardır. Tarih tekerrür etti bakın. Ve Vasu abi muhatabı oldu bu afete. Yani belediye başkanı iken muhatabı oldu. Belki de yani onun da bu konuyla ilgili gücü yetmemiştir. Bilmiyorum ben. Yani o konuda bilmiyorum ama şimdi bu DSE'nin Arhavi ile ilgili taşkın korumasında hiç kimsenin engel olmasını, bu çocukların vebalını taşımasını arzu etmiyorum. Yani böyle bir şey ben yetkimin ve gücümün yettiği sürece bunun savunuculuğunu yapacağım. Ben grişli bir insan değilim. Sadece duygularımı söylüyorum. İdarede beni anlıyorsa devam ediyor. Anlamıyorsa devam etmeyecek. Bakın köylerle ilgili taşkın korumaya başladık. Aşağıda bir balık çiftliğinin taşkın korumasını yaptık. Sonra o arkadaşımız bütün taşkın korumaya su bulanıyor. Bir mağduriyeti oluştu. Ama bu mağduriyetin de devletle ilişkilendirmek lazım. Yani yapılan işle ilişkilendirmek lazım. Gelelim Ulukent Köyü. Bakın buradan ekranlara bakarak söylüyorum. Bak, Ulukent Köyü'nde yapılan taşkın korumada DSE'nin ilk bir uygulaması var. Bak hiçbir yerde yok. Taşkın korumaya muhatap arzu eden insanların %100'ünün muvaffakatı alınmıştır. Tamam. %100'ünün, bak 99 demiyorum. Taşkın koruma istiyor mu? Senem Hanım istiyor mu? Evet istiyorum. At imzayı yapalım. İstemiyorsun yapmayalım. Şimdi bir vatandaşımız da yazmış. İşte kamu zararı var. Kamu zararı var. DSE'nin kamu zararı var. Şimdi DSE gibi çok kurumsallaşmış benim yaşadıklarımla, gördüklerimle DSE öyle ufak tefek şeylerle yıpratılacak bir kurum değil. Yani biz şimdi Deriner Barajı'nın içine girdiğiniz zaman, Borçka Barajı'nın içine girdiğiniz zaman, o eserleri gördüğünüz zaman DSE'nin nasıl kurumsal bir yapısı olduğunu anlarsınız. Bunu ucuz hesaplara DSE'yi alet etmenin bir anlamı yok. Ya DSE'yi biz diyoruz ki burada bu insanlarımız yarın sele muhatap olmasın. Yani buna katkı sağlayalım ama istemiyorsanız yapmayalım. Ve bu şekliyle devam ediyor. Böyle devam etti. Bence bu taşkın koruma daha bitmedi. Bakın sosyal medyada ben taşkın koruma istemiyorum. Yemiştik Mahallesi taşkın koruma istiyor. Şimdi Boğaziçi Mahallesi taşkın koruma istiyor. Hacılar Mahallesi taşkın koruma istiyor. Gerekti mi? %100 gerekti. Yani siz evet doğayı muhafaza edeceğiz diyoruz ama artık yağmurlar eskisi gibi yağmıyor. Yağdığı zaman 130 saatte 130 değil. Metrekareye ciddi yağışlar olmaya, global yağışlar oluşmaya başladı. Bununla ilgili mantığımızın yettiği, teknolojinin uygun görüldüğü şekilde yapmaya devam ediyoruz. Ve kimsenin ben bunu yaptırmak istemiyorum, bireyin yaptırmak istemiyorum, kendisini ilgilendiren bir konuda vatandaşın telkini, talebi varsa bu konuda DSE'yi sağlıklı şekilde düşünüyor. Evet. Bu konuda kesinlikle yapmıyor. Yapmak istemiyorlarsa köy muhtarıyla beraber bir araya gelirler. DSE bölge müdürlüğüne iki satır dilekçe yazarlar. Ama ben bireysel olarak böyle düşünüyorum. Ve emin olun şimdi bunu samimi bir dille söylüyorum. Orada bana benim hakkımda da çok ciddi, tabii sosyal medyada yayınlanmadı ama bazı arkadaşlar ciddi bir hakaret içeren kendi aralarında muhabbetlerini duydum ben. Yani videoda da var bende, duydum ama önemsemiyorum tabii. Yani bu arkadaşlar kendi düşüncesi ama bizim, bak burada herkes şunu bilmesi lazım. Biz, yani ben derken ekip arkadaşlarım, benimle beraber çalışan ekip arkadaşlarım, hiçbirimiz Arhavi'nin zarına bir şey olsun istemeyiz. İstemiyoruz. Oturup konuşuyoruz. Yani bunu
mesela bu su ile ilgili İl Genel Meclis üyeliğinde ben önerge verdim. Yani bunun özel idarenin kaynaklarını da buraya harcayalım. Bu önergeyi de ben yine rahmetten andığım Adem abimle beraber önergenin meclisten çıkan sunumlarını da Arhavi Belediye Başkanlığı'na gönderdim. Yani diyoruz ki biz bu halkın bundan kurtarması lazım. Bundan biz siyasi bir menfaat elde etmek istemiyoruz. Saat 7'de su kesilmesin. Yani bulanık akmasın. Yani bunu Hazim Bey de diğer arkadaşlar da bunu böyle bilmeli. Biz kendimize yakıştırmayacak bir dedikoduya vesile olmadım ben bu yaşıma kadar. Yani insanlar söylerse kendi sayfalarına söyler. Biz her ortamda, her açıda konuşmak istiyoruz. Gelsinler konuşalım, yorumlayalım. Evet. Yine şöyle bir soru var. Balıklı şehitliği ile ilgili size 3 yıl önce bu konuyu sunmuştuk. İlgilenmediniz mi? İlgilendiniz mi? Ya da ilgilenecek misiniz diye sormuşlar. Turizm İmar Komisyonu Başkanısınız. Balıklı şehitliği ile ilgili 3 yıl önce. Evet. Şimdi tabii bu konu doğrudur. Bu konu bana gelmedi. Şehitlikle ilgili de benim Turizm Komisyonu olarak bir çalışmam olmadı. Yine Hazım Kurtoğlu sormuş. Hazım Kurtoğlu yani gelirse bu konu bana gelirse ilgilenirim. Sıkıntı yok. Şimdi devam edelim mi Sinem Hanım? Evet, devam edelim. Şimdi tabii bu süreç, bu afetle ilgili süreç, bu özel idarenin yapıları sürecinde bir konuyu size, yani bu ciddi bir başarı olarak yorumladığım bir şey anlatmak istiyorum. 2022 afet süreci, evet. Yaşadığımız olayda, bakın 30 köy 5500 metreküp beton harcamıştı. Bak bu normalde köyde projesinin Arhavi'ye verdiği yaklaşık 1000 metreküp, 800 metre, 5500 metreküp. 10 metreden aşağı olmamak kaydıyla 259 yani 2590 3000 metre duvar yapmış 30 köye. Yaklaşık 50 tane menfez yapmışız. 600 metreye yakın kanal yapmışız. Şimdi bu sadece 2022 afet sürecinde sağlanan kaynaklardan ilçemize getirdiğimiz evet size. Yani şimdi bu bunu şunu da söylemek istiyorum. Yani bu %100'ü evet doğrudur. Tam işte nokta atışı yaptık. Elbette ki bu konuda eksik olan olacak. Bunu da o şekliyle sonrasında değerlendirmeye çalışacağım. Ve bakın 2022 Arhavi'nin bir de DOKAP projesi. Yani DOKAP bildiğiniz gibi Doğu Anadolu Kalkınma Projesi. Aynı zamanda da Yeşil Yol ile ilgili katkı sağlıyor. Bölgesel bir katkı sağlıyor. Şimdi bunu bir yönetici arkadaşınız mesaj yazmıştı. Osman Bey'e bunu sorar mısınız diye yazmıştı. Bu Hüseyin Uzun Hasanoğlu ne yaptı? İşte şu andaki görevleri doğrultusunda ne yaptı? Tabii o arkadaşımız beni tanımıyor. Yani beni tanıması için benimle bir oturması lazım. Bakın biz bu Yeşil Yol Projesi dediğimiz bugün Arhavi'nin turizminin açılımı olarak düşündüğümüz bu yayla yollarını 1994 yılında başlatan adamıdır Hüseyin. Yani rahmetli Ahmet Atınoğlu vardı. ANAP'ın İl Genel Meclis üyesi. Onun döneminde başlayıp Yusufeli bağlantısını sağlamaya çalıştık. 93 yılından sonra ilçe başkanı olarak Doğru Yol Partisi'nde Hasan Ekinci'nin bakan olduğu dönemde Orman Bakanlığı'nın dözeriyle, şimdiki gibi kolay değildi. 94 yılından bahsediyorum. Kaç doğmuşsun? Yaş sorulmaz. Onu söylemeyeyim. Onun için, bak başladık biz. Emin olun yani bunları anlatırken ne yaptınız? İşte kim Hüseyin Uzun Hasan? Hüseyin Uzun Hasan ne oldu bu? 34 gün, 39 gün dozerin peşinde yürüdük. Dozer gitti, yürüdük. Geri geldi. Yüzümüz gözümüz yandı. Ben o zaman diyordum 30 sene 40 sene önce Arhavi'nin açılımıdır diyordum bu Arhavi'nin. İşte oradan başladık biz. O yolların açılımıyla
başladık. Şimdi oradan devam ederken yani bu yollarla ilgili açılan yolun iyileştirme projesi. Yani bu aynı zamanda Arhavi Yusufeli bağlantı yolumuzu. Yani ciddi bir bağlantı yolundan bahsediyor. Arhavi'nin geleceğini 19 milyon liralık ciddi bir kaynak aktarıldı. Arhavi'den başlayarak o 47 kilometrelik güzergahı standartların üstüne taşıyacak bir pozisyona getirmeye çalışıyoruz. Bu tabii aynı zamanda bakın 2022 yılında Soğucak güzergahından Agara, Ortayayla dediğimiz asil hayvancılığın yapıldığı ve yaylacılığın yoğun olduğu bölgede 22 kilometrelik satih kaplama yaptık biz yani. Orada belli bölümde zarar gördü, işte sıkıntılar oluşmaya başladı. Ama bugüne kadar yapılmayan çok ciddi çalışmalar ve vatandaşların taksiyle yaylalarına ulaşabildiği bir güzergah oluşturduk. Şimdi bu projenin devamında biz o güzergahın Arhavi güzergahıyla birleştirilip yaklaşık 200 kilometrelik bir ring oluşturuyoruz. Yani. Turizm ringi oluşturuyoruz. 7 metre genişliğinde bu ring oluştuğu zaman Murgul delikli şelale dediğimiz turizm alanı ile Arhavi Soğucak Dülgerli köyünü birleştiriyoruz. Yani bunlara kafa yoruyoruz şimdi. Yani buradan bir bağlantı sağlayacak. Tabii. Buradan çıkacak. Arhavi güzergahından Yusufeli'nin Marsis Tepesi'nin arkalarından Sirt Yayla Alacagölü güzergahından Soğucak Delikli Şelale'ye gidecek. Yani şimdi turizm ringi oluşturuyoruz. İşte turizm yatırımı yapan insanlarımız bu bölgenin altyapısı hazırlandığı zaman bölgeye katkı sağlayacak. Yani biz yatırımcı değiliz. Biz bunun organizasyonunu yapıyoruz. Evet. Çok ciddi ve güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum ve devam ediyoruz. Tabii bu arada da bu konuya katkı sağlayan DOKAP Bölge Müdürümüz Hakan Gültekin Bey'e özellikle teşekkür ediyorum. İyi dostum, arkadaşım bize ciddi katkı sağladı. Şimdi tekrar herkesin resim çektirdiği bir Cihazen Köprüsü var. Yavrulu Kemer Köprü. Evet. Yani herkes zaman zaman gider oraya. Yani iktidarı da muhalefeti de ben keyif alıyorum tabii. Yani bir ayağın üçte biri kalmıştı. Adil Bakanımızla beraber bir akşam dedim ki Sayın Bakanım burası bak gidiyor. Gitti gidiyor. Bu dedik arayolların işi zor değil ki bizim için. Yani biz bize bazen zor gelen bir şeyi zor değil bunu yaptıralım. Müsteşarına dedi ki bunu yaptıralım. Sonrasında Çifte Köprü'ye gittik. Çifte Köprü'de mevcut olan iki beton köprünün de oraya yakışmadığıyla ilgili ciddi bir algı oluştu bakanımızda. Dedi ki bu köprüleri projelendirelim. Bu Çifte Köprü'den alalım yanından yukarı kesimleri taşıyalım. Daha ciddi bir güzellik oluştur diye programı alındı ama yeni bakanımızdan bu konuyu da görüşüp devam edeceğiz. Tabii bu konuda da teşekkür ediyorum. Evet. Buradan ben bir soruyla size bölmek istiyorum. Arhavi Dik Yamaç Köyü müzenin olduğu bölümle alakalı bir soru var. Şimdi Asya Ataselim sormuş. Buradaki yol ne durumda diyor. Müzesi olan ve her yıl yüzlerce ziyaretçisi olan bir köy demiş. Bu köyün ortasından geçen ve aynı güzergahta 6 haneyi bağlayan yol ne durumda bilginiz var mı demiş. Şimdi hayır bu konuyla ilgili bir bilgim yok. Bu yani bana ulaşmış bu konuyla. Asfalt yok, çakıl taşı da sevilmiyor. Şimdi bahsettiğim güzergah tabii şeyden sonra programlarımızdan sonra ben her bir vatandaşımızın sorunu benim sorunumdur. Programdan sonra oturur. Bu konuyu tekrar değerlendiririz. Yardımcı olmaya çalışırız. Tamam devam edelim. Ben soru akışı geldikçe size aktaracağım. Evet. Şimdi bütün bu çalışmalarımız sadece işte bahsettiğimiz turizmin gelişmesi, yayla yollarının bağlantısı, DOKAP'ın bu memleketimizin gelecek 50 yılına, 100 yılına damga vuracak projeler olduğunu düşünüyorum. Daha çok bunlarla ilgili yoğunlaşıyoruz.
Elbette ki bu vatandaşlarımızın köy içerisindeki sıkıntıları, mahalle içerisinde sıkıntıları demin anlattığım şekliyle sorun biraz daha kurumsallaşıp çalışma fırsatı yakaladığımız zaman çözülmeyecek bir sorun değil. Yani biz daha büyük, daha önemli sorunların geleceğiyle, Arhavi'nin geleceğiyle ilgili sorunların çözümü gerektiğini düşünüyorum. Bakın bir yönetici ilinin veya ülkenin kaderini değiştirme açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi Yılmaz Doruk valimiz vardı bizim. Yani ben bazen de ona Çarıklı valim dedim. Çarıklı politikacı. Bir İbrikli projesi geliştirdi Artvin'de. Evet. Şimdi siz gördünüz değil mi o İbrikli? Evet. Yani barajdan içerisinde tekne turu yapabileceğini, evet. Yani insanlarımızın keyif alacağı, mutlu olabileceği bir organizasyon. Evet. Şimdi ilk senesinde ciddi bir ivme kazandı. Yani bu ben düşünüyorum 3. 5. 10. yılından sonra turizm gelişmesi zaten böyle oluyor. Yani biz şimdi siz bunu hatırlamazsınız. Antalya'da ANAP döneminde 80'li, 87, 89 döneminde Antalya, Kemer o güzergahta rahmetli Ozal arazi tahsisleri yapıyordu. Diyordu ki Antalya'da otel kuran bir vatandaşa, yani bir yatırımcıya, kurmak isteyen bir yatırımcıya karşılığında kendi bölgesinde bir okul yapmasını istiyorum. Bakın bizim MNG ilkokulu öyle yapıldı. Karşılığında Mehmet Nazif Günal Antalya'da bir otel alanı tahsis edildi. Ozaltın bunu yaşamış olarak söylüyorum. Eksik bir şey söylemiyorum basın konumunda. Yani herkes bilsin istiyorum. Ozaltın, rahmetli Ozaltın okulu yaptı. Yine Antalya'da bir turizm alanı. Rahmetli Ertuğrul Kurtoğlu turizm. Şimdi teşvik edici yatırım programlarıdır. Bunlar eleştirilmesi gereken bir konu değil. Yani yatırımcı. O zaman kimse 30-40 sene önce Antalya'yı kim biliyordu? Bugün 10 milyon, 15 milyon turist ağırlayan bir bölgeye geldik. Ve bu Doğu Karadeniz'in doğu kesimi, yani Fırtına Deresi'nin Maçehe'le kadar olan bölümü dünyada 100 yılda gelecek, 100 yılda turizmin gelişeceği alan olarak tespit edilen yerlerden bahsediyoruz yani bunlar. Şimdi buna göre hareket etmek, yani günübirlik, günü kurtarmak için değil, bu konuda ciddi bir çalışma yaptığımızı düşünüyorum. Aynı zamanda Turizm Komisyonu olarak Artvin'imize Kale Dibi gibi, İskebe gibi güzel bir program, evet. Bir eser kazandırdığı için bizim de katkımız var. Kendisine teşekkür etmeyi de borç biliyorum buradan. Yine bir soruyla bölüyorum. Neriman Şeşen Gerdan yazmış. Plaket derilerin için Çin Seddi'ne döndü demiş. Duvarları şimdi hanımefendiye tabii onun Çin Seddi görünümü kendine münasip bir görünümdür. Ben Plaket halkının orada güvenliğine, arazisinin zarar görmemesine ve doğaya uyum dedik. Bakın orada biz hep taş duvarlar yapılmasına sağ olsunlar deseyi bölge müdürümüz. O bölge insanın arzu ettiği 4 şekil bir duvar yapısı vardı. Hangisinin muhtarları var bu bölgenin, yani köy halkı var. Bence sonrasında çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Buyurun devam edelim. Şimdi bu önemli projelerden sonra yine bir arkadaşımız imar müdürlüğü olarak imar komisyonu başkanı olarak ne düşündüğümüzle ilgili katkı. Süre verimini kullanmak adına biraz hızlanabiliriz. Şimdi kırsal kalkınmada yöreye uygun projelerle ilgili ben sosyal medyada 2021 yılında imar komisyonu aldığımız ile ilgili bir kararı yayınladık. Bu konuda ciddi bir jeolojik etüt bedellerini düşürdük. Ruhsatlarını da mesafe çekmelerini düşürdük. Yani hatta köy kültürüne, yani doğal kültüre uygun yapılardan ruhsat alınmama kararlarını bile ortaya çıkardık. Yani bu konuda
turizm konusunda ciddi bir imar konusunda çalışmamız olduğunu söyleyebilirim. Bu konuyu da konuyla ilgili soran arkadaşıma ben WhatsApp'tan atacağım. Kendi sitemde de izleyebilir. Evet. Nezahat Durmuş sormuş. Hüseyin Bey, yol geçen köyüne yapılan taşkın korumada arazi sahiplerinden onay alınmadı ve yol geçen köylüleri olarak imza toplayıp derelere iniş merdivenleri yapılmasını talep etmemize rağmen sadece bir merdiven yapıldı. Bu çok sağlıksız demiş. Bakın bu Nezahat Durmuş hanımefendiye de şunu söylemek istiyorum. Yani evet, o bölgedeki taşkın koruma bizim dönemde yapılmadı. Yani DSE'nin daha önceki çalışmalarında yapılan bir program. Evet. Şimdi bizimkiler şanslı diye düşünüyorum yani. Biz şimdi vatandaşın iniş yerlerini yapıyoruz. Yani merdiven inişlerini yapıyoruz. Orada bir eksiklik olmuş ama DSE'ye bu konuyu bildiririz. Orada bir mağduriyet varsa onun olmasına yardımcı oluruz. Evet. Bir genel meclis üyesi ve komisyon başkanı olarak bilgi ve alanınıza giren bir konu demiş. Bunun cevabını verdim. Evet, okumuştum. Kim soruyor ona? Aynı arkadaşımız kapı soruyorsa bakalım. Sorumuz Fazlı Zoraloğlu. Evet. Onun cevabı vardı. Ben o konuyla ilgili yaptığım çalışmalarını da kendisine atacağım. Buyurun devam edelim. Şimdi DSE ile devam edelim ve şimdi bunun birinci aşaması bitti. İkinci aşamasının ihalesi yapıldı. Yani Aravi'den biten yerden, yani merkezden söylüyorum, Kavağa kadar bölüm yeniden ihale edildi. İhale kitle, yani itiraz yapıldı müteahhitler arasında. Ve 13'ünde tahmin ediyorum öbür gün 3. ihalesi yapılıyor. Yani şu anda yapılaşma %55 civarında. DSE'nin programladığı yapılaşmanın %55'i yapılmış. Diğer kesimiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bunu yapacağız. Şimdi kısaca ben vaktimiz Osman Bey işaret ediyor. 1 saat oldu diyor. Vallahi iyi olmuş 1 saat. Yani olabilirse devam edelim mi? Yani şimdi sıkıntımız şimdi, yok diyor. Daha organize sanayi bölgesinden ve Arhavispor'dan tabii ki bahsedeceğiz. Şimdi o zaman özet olarak ben şöyle hızlı bir şekilde bitireyim. Yani bu konuyu şimdi evet. DSE ile ilgili Arhavi ilçesi Kabisse Deresi yan kollarının ikinci kısmının ihalesi var. Yine Artvin Arabi ilçesi Derecik, Urukent, Balıklı, Üçürmak, Soğucak, Dülgeli, Küçük köylerinin Kabisse Deresi, Memba kollarının taşkın kontrol kısmının ihalesi var. Yine Artvin Arabi ilçesi Yemişlik Kale, Cumhuriyet Mahallesi, Kabisse Deresi yan kollarının ihalesi var. Şimdi devlet buradayken yapılması gereken devletin de milletin lehine yapılması gereken ne varsa yapılacak. Şimdi 14 Mayıs 2023 milletvekilimiz Erkan Baltağ. Şimdi milletvekilliğinin sonladığı dönem. Şimdi çalışmaktan ve tanışmaktan onur duyduğum bir milletvekilim, kardeşim. O tarihe geldiğimiz için onu söylüyorum. Benim her projeme ciddi katkı sağlayan bir milletvekilimdir. Kendine yeni yaşında başarılar diliyorum. Her zaman, her ortamda Arhavi'mizin yanında oldu. Özellikle HES konusunda, yani şimdi bir AK Parti'nin milletvekili HES'e hayır, AK Parti'nin bir il genel meclisi HES'e hayır der mi? Evet der. Pilarget gibi, Üçırmak gibi bir bölgenin HES'ine Türkiye'nin neresinde olursa, Artvin'in neresinde olursa olsun bu HES'e hayır diyoruz. Yani bu açıdan da bize ciddi destek, güven verdiği için hakkını vermem lazım. Bu DSE ile ilgili çalışmalarında hakkını vermem lazım. Kendisine sağlıklar, başarılar diliyorum. Evet. Bir diğer projemiz, kısaca geçiyorum.
cihada projemiz. Yani bu turizmin gelişmesi açısından soruları da şöyle yapalım. Ben sonrasında da yani canlı yayınımızın sonrasında da o arkadaşlarımızı yok saymayacağım. Evet. Kimin ne bir sorunu varsa hepsine cevap vermeyi düşün. Cihada dediniz, hemen Cihada ile ilgili bir soru gelmiş. Yiğitcan Uyanık sormuş. Sayın Hüseyin Bey, Ciha Kalesi ihaleye çıkmış deniliyor. Durum nedir? Bilgilendirir misiniz? Evet, Ciha Kalesi, hatta bugün akşam, daha doğrusu gündüz Ciha Kalesi kalesi değil. Şimdi evet. Ciha Kalesi şurada Rolove ve restorasyon diyorlar. Yani imari iyileştirmesi konusu. Bu farklı bir program. Bu turizm programı içerisinde. Yalnız Orman Bölge Müdürlüğü'nün Ciha Kalesi ile Ciha Kalesi Vadisi'nde oluşturacağı piknik alanları projesi var. Güzel bir proje. Bu uygulamanın ilk ihalesi yaklaşık 2 ay önce yapılmıştı. İkinci ihalesi 20 gün önce, yani o zaman ihaleye alan olmamış. Evet. 20 gün önce ihale tekrar ikinci teklif yapılmış ve Arhavi'de bir iş adamı ihaleyi almış. Orada çalışma yapıyor. Yani şunun bilinmesini istiyorum. Yani burada bizim geçtiğimiz yollar belli. Bıraktığımız ayak izleri belli. Bizim siyaseten maddi konuda bir beklentisi, hiçbir aşamasında beklentisi olan, bu konuya muhatap edilmesi bile düşünülmesi o adamı cehennemde yakar. Cehennemde yakar. Bizim böyle bir işimiz olmalı. Arabi beni tanır. Ben Arabi'yi tanıyorum. Yani biz ihale beni ilgilendirmez. İhale, ben Ciha Kalesi'nin restore edilmesini isterim. Ciha'da bir piknik alanı oluşturulmasını isterim. Ciha turizme açılmasını isterim. Yolun yapılmasını isterim. İhale kim almış, kim vermiş, kime verilmiş benim işim değil. O parayla uğraşan insanların işi. Biz parayı tercih ederek burada oturmadık. Bizim farklı bir kimliğimiz var. Bu konuda da Ciha Kalesi layık olduğu şekilde hiçbir istismara mal verilmeden en güzel şekilde yapılacağına inanıyorum. Bu kadrolara, yani bir de Orman Bölge Müdürümüz Sinan Bey hakikaten kıymet sayılacak ve Arhavi'mize ciddi katkılar olan biridir. Yani bununla ilgili yanlış bir yorumu reddederim, kabul etmem. Ve devam ediyoruz. Evet, devam ediyoruz. Evet. Şimdi yeni Nermin Çarmıklı kütüphanemizi 2 milyon liraya yakın yeniledik. Gördün mü bilmiyorum. Evet. Çok güzel oldu. Şahane. Yani şimdi her alanını düşünüyoruz. Şimdi okullarımız montalamaları yapılıyor, alanlar yapılıyor. Bunlar anlatmıyoruz biz. Bu devletin yapması gereken. Biz ek olarak, yani bu kimlik olarak ilave ettiğimiz şeylerini söylüyoruz ve sonrasında bakın enerjiyle ilgili köylerde hatlarımız yenilenmeye başladı. Sizin köyde başlandı. Büyük evet. Mahalleden Sırtoba, Üçürmak, Ulukent, Üçürmak, Balıklı, Dikyamaç, Güzergahı'nda devam edecek ve bu köylerimizin bütün hatları yenilecek. Şimdi bu süreç de böyle devam ediyoruz. Tarık Kabak Köprümüzün onarımı yapıldı. Yani yenilensin mi? Yeni bir köprü mü yapalım? Bence bu şekliyle tarihi korunması ile ilgili önemli bir köprü olduğunu düşünüyorum. Güzel bir görünüm ortaya çıktı. Şimdi devam ediyoruz. Güçlendiriliyor mu, yenileniyor mu? Hayır, güçlendirildi. Güçlendirildi. Tadilatlar yapılıyor, güzel bir görünüme evet. kavuşacak. Yani aydınlat. Evet, daha evet, evet, aynı. Çoğu işlemi bitti. Şimdi mesela doğalgaz, bu ilçe teşkilatımızın, ilçe başkanımızın, Cumhur İttifakı'nın, ilçe başkanlarının anlatacağı şey, bu özel idare kapsamında olan bir şey değil ama doğalgazımız 2024 yılı içerisinde inşallah arabamıza gelecek. Bu konuda özellikle benim söyleyeceğim bir başka da konu şudur. Bakın bizim, yani Arhavi'nin her bir sorunu benim sorunum diye düşünüyorum. Bir diken meselesi var. Çay bahçelerimizi diken saran, bütün tarlalarımızı diken saran ve ciddi bir varlık oluşturmuş. Bununla ilgili Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sinan Altun, yani Artvinli hemşerimiz, bununla ilgili ciddi bir çalışması var. Yani hayvancılık sektöründe yem olarak kullanılması gerektiğiyle ilgili. İnşallah önümüzdeki günlerde, aylarda
bu işlerin de en iyi şekilde oluşmasını sağlayacak. Evet. Yine bir soru geldi. Mehmet Yılmaz soruyor. Konaklı köyünün dere ıslahı diye daha önce yapılan beton duvar çökmüş ve bir vatandaşın tarım arazisi buna maruz kalmış durumda. Bununla ilgili bir iyileştirme yapılacak mı? İyileştirme yapılacaktır. 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 Evet. Sayın Kaymakamımız geçenki yarışta canını hiçe sayarak özel idare jandarma ve karayolları ile birlikte Çipte Köprü yoluna gitmiştir. Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız yine bizi korkutan ciddi bir yağış yaşadık. Evet. Çipte Köprü mevkiinde heyelan yaşadık. Kaymakam Bey, Sayın Burak Çimşir oradaydı. Yine tabii ki AFAD, jandarma ekipleri, karayolları ile özel idare herkes oradaydı. Bir kez daha buradan teşekkürlerimizi iletelim. Biz de teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii bu bizim çalışmayla ilgili şunu söylemek istiyorum. OSB ve Arabispor dediniz de. Evet. Şimdi yani benim 3 senede ciddi bir değişime uğradık. Ancak şöyle bir şey oldu. Rahmetli'nin anacağım bir Hasan Ongu kaymakamımız vardı. Yani ilk çalışma arkadaşım. Evet. Ve bize devleti iyi anlatan, ilişkilerine ilgili. Rahmetli anlıyorum, evet, onu da. Ondan sonra gelen süreçte de zaten biz ekip olarak, kaymakamımız olarak, valimiz olarak, şimdi yeni bir valimiz geldi. Onunla da inşallah Arhavimizin, Artvinimizin geleceğiyle ilgili ciddi çalışmalar yapacağız diye düşünüyorum. Şimdi bunu tabii vatandaşın en çok sorduğu OSB ile ilgili bir konu. Bunu aslında içimin çok yandığı ama bunu gündeme getirip getirmemekte sürekli tereddüt ettiğim, insanlara oturdukları yerle ilgili çok saygı duyduğum manasında çok fazla ön plana çıkarmadan geride durmaya kalktım ama inanın bu süreçte de bu konuyu anlatmadan kendime ihanet edeceğimi düşünüyorum. Bu farklı bir duygudur. Bakın OSB ile ilgili ilk gündeme geldiği zaman ben Sivas'taydım. Arkadaşlarımız Arhavi OSB yeriyle, tespitiyle ilgili Yemişlik Mahallesi'ni gösterdiklerinde sosyal medya hesabında oranın OSB ruhuna uygun olmadığını, yeni bir yer bulmaları gerektiğiyle ilgili yetkili bütün arkadaşlarıma bildirdim, yazıyı yazdım. Sonrasında biz İl Genel Meclis üyesi olduğum dönemde kamulaştırmanın ikinci aşaması başlamıştı. Yani 10 milyonlarlık bir para gelmişti. O zaman devlet büyüklerimizden, siyasi büyüklerimizden bir arada olduğumda bu kamulaştırmanın çok kısa sürede bitirilmeyeceğini, hatta bunun çok zor olacağını açık ve net söyledim. Bana o günün siyasi büyükleri bunu daha ileri götürmem gerektiğini, bakanlık düzeyinde görüşmem gerektiğini, bildirmem gerektiğini, ben bu konuda bakın ilk defa bu stüdyodan söylüyorum ama ben siyasi beklentisi olan biri değilim. Yani ben bugün ne konuşuyorsam o, yarın benimle ilgili bir beklentisi olan bir sunum değil bu. Bu ama Arhavi'nin, evet, geleceğidir. Yani Arhavi'yi yöneten insanın da Arhavi'nin geleceğe ilgili sorumlu olduğunu, bilincinin artık yerleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi ben bunu anlatınca dediler ki müracaat et. Sanayi Bakanlığı'na bu bilgileri attım. Sanayi Bakanlığı yer değişikliği ile ilgili yerel yönetimden yeni bir uygulamanın yapılabileceği ilgisini ben makamlarına ilettim. O da başkanına da, vali beye de, milletvekilime de, kaymakamına da ilettim. Bu işin hayırlısı Arhavi'deki yer değişikliğinin olacağını, Konaklı köyünün karşısında kalan Kemerköprü güzergahındaki 260 tonun yere taşınmasıyla ilgili özel idare ruhuna kavuşacak bir alan, istidamı artırıcı bir sonuç alınacağını söyledim. Şimdi tabii biz yetkimiz olmadığı yerde sadece düşüncelerimizi söylerim. Evet. Bu düşünce pek ilgi görmedi.
nedense. Ama eminim ki yani kendileri de net söylemişlerdir. Sayın Yılmaz Doruk Valim ve Erkan Balta milletvekilim bu konunun oradan değişebileceğini, bakın 2019'dan bahsediyorum. Evet. Kısa sürede OSB'yi hayata geçirebileceğimizi onlar da düşündü. Ama o zaman daha büyük siyasilerimiz bunu reddettiler. Kim bilmiyorum kim olduğunu reddettiler. Bugüne geldi bakın. Şu anda hala gerçekleşmiş değil. Yani dua edin ki, bak dua edin ki, edelim ki dua, Tayyip Erdoğan'ın Arabi'ye olan sevgisi bu OSB'nin hala devam etmesini sağlıyor. Emin olun bunu. Siyaset yapmıyorum burada. Bakın Türkiye'de 79 liranın üstünde OSB arazisinin istimlak edildiği hiçbir belge yok. Bölge yoktur. Yani bu anlamda tekiz diyor. Bölge yoktur. Yani 500 bin liralık, 300 bin liralık metrekaresinde OSB'nin ruhuna aykırı bir şey. Ama ne kadar çok seviyor ki Tayyip Erdoğan Arhavi, Recep Tayyip Erdoğan başkanımız, buranın OSB'sinin hangi şartlarda olursa olsun hayata geçirilmesi konusunda ısrar ediyor. Şimdi kimse kusura bakmasın. Yani bu OSB'nin 600 dönümden aşağı bir OSB mümkün değildir zihniyeti çocuk kandırmaktı. Yok. Bilmemekti. Ezbere konuşmaktı. Ve memleketin bu konuda sıkıntılı bir süreç yaşadığını düşünüyorum ama tam bu karamsarlık sürecinde yani güçlü bir milletvekilimiz, bakanımız Faruk Çelik geldi. Yani ben bütün bu şartlara rağmen, yani olumsuzluklara rağmen Sayın yeni valimizle beraber bakanımız, yani güçlü devlet adamı Faruk Çelik bakanımızın bu işe bizzat el koymasıyla beraber bu işin yeniden ivme kazanıp bir sonuca ulaşacağını düşünüyorum, umuyorum. İnşallah bu şekliyle oluşur. O sebebi konusu böyle. Evet. Hemen bir soru sorayım. Güngören Köyü, Özyazıcı ve Yılmazlar Mahallesi, Çamurlu Yol, elektrik, voltaj sıkıntısı ve bunlara yardımcı olabilir misiniz demiş Deniz Özyazıcı. Evet, biliyorum. O konuyu biliyorum. O çamurları, tabii evlerin önünde bir sıkıntı var. Çamurlu Yol var, yağmurlu hava, sevgilerinin yapılması lazım. Tanıyorum arkadaşımı da. Evet. Güngören Köyü de bu elektrik hatlarının yenileşme programı içerisinde inşallah sırası geldiği zaman onlar da olur. Evet, Ömer Lütfü Dindar sormuş, önümüzdeki dönem tekrar aday olmayı düşünüyor musunuz? Şimdi genel meclis üyesi olarak demiş. Aday ben Arhavi 2019 yılında geldiğim zaman evet. İlgenel meclis üyesi aday değildim. Ben belediye başkan adayı olarak geldim. Aday olarak geldim. Evet. Şimdi benim için makam, mevkiyle kimlik alan bir adam değilim. Ben oturduğum koltuğa katkı sağlamayı düşünen insanlardan bir tanesiyim. Yani bu teşkilat, bu millet, bu sokaktaki kadim insan beni nerede görmek istiyorsa ben orada oldum. Yani ben sokakta yürüdüğüm zaman insanların gözlerinin içinde gülümseme yoksa benim Arhavi'de herhangi bir görevi yapmam diye bir lüksüm yoktur. Yani ben dünyanın hamdolsun yani ilçemizin çok zenginliği olan bir insan değilim. Ama mutlu bir ailesi, mutlu yaşantısı olan, çalışmayı seven, düşünmeyi seven, memleketini seven. Ben herkesten yarışmak istiyorum. Arhavi ben çok seviyorum diyen kim varsa bu stüdyoyu alın. Arhavi'nin geleceğiyle ilgili konuşalım. Adaylık, badaylık onlar gelip geçici şeyler. Adamlık, insanlık, insanlara saygılı olmak. O yani kim olursa olsun aday ne oldu? Şimdi bu sıkıntıları yaşıyoruz. İşte Arabi'de saat 7'de iş yerleri kapanıyor. Terk edilmiş bir köy gibi. Yani evet. Bunu ben ve hatta iyi ki sormuş bu arkadaşım. Ben 20 yıl belediye başkanı adayı oldum bu memlekette ya. 20 yıl önce düşünmüşüm ki ben Arabi'yi idare edeyim diye. Millet takdir etmemiş. Allah takdir etmemiş. Bu noktaya gelmişiz. Şimdi burada bir işimizi yapıyoruz. Yani sizler, sokaktaki adam, köydeki adam, bak her zaman söylüyorum ya, azınlığın düşüncesi değil. Çoğunluğun düşüncesini öğren.
Yani herkesi mutlu edeceğiz diye bir şey yok. Biz bu konuda devam edeceğiz. Evet. İnşallah. Bir soru daha var. Cengiz Teşitli Beyefendi sormuş. Enerjiyle ilgili Dülgerli Köyü Eski Kuvat Mahallesi'nde yenilenmesi gerekiyor yenilenecek. Diyor. Yenilenecek. Zamanı gelince yenilenecek. Her sene 6 köy veya en az 5 köy yenileniyor. Dülgerli Köyü de bu köylerin içerisinde. Mithat Tatarhan sormuş. Dik Yamaç Köyü Müze Yolu başlayacak mı? Başlayacak. Başlayacak. Evet. Ben bir şey daha söylemek istiyorum. Sayın takipçilerimiz, sorularınızı daha kısa, mümkünse tek cümle halinde atarsınız. Ben okumakta güçlük çekiyorum. Hem zamandan tasarruf, öbür türlü çok uzun yazdığınızda okuyamıyorum, iletemiyorum. Lütfen daha kısa şekilde iletirseniz. Biz devam edelim. Evet, şimdi devam ediyoruz. Şu OSB ile ilgili şimdi gelelim Arabspor. Evet. Yani sizin, en çok sorulardan evet. Bir tanesi. Sizin için en önemli konulardan bir tanesi. Şimdi bakın Arabispor... Çünkü Arabispor deyince hep Hüseyin Uzun Hasanoğlu ismi akla emin gelir. Olun, yani benim yani bunu biraz da anlatırken gerçekten duygusallaşıyorum. Yani evet. Çünkü o spor kulübünü mesela yakın zamanda da Saadettin abi vardı, rahmetli oldu. Saadettin Orzal. Ondan öncesi Rami abim vardı. Bayramın sizin de komşunuz. Evet. Yani biz hiçbir siyaset gözetmeden orada bir konsorsiyum oluşturduk 15 sene işte bir genç ekip arkadaşlarımızdan Arhavi'yi o spor kulübü yönünden bir marka olma yolunda emin olun çok yol kat ettik. Yani çok uğraştık. Yani gözyaşı döktüğümüz zaman oldu, çok mutlu olduğumuz zaman oldu. Yani orayı adeta yoktan yani 55 senesinde kurulmuş, 1955 ben doğum tarihinden önce kurulmuş bir kulüp. Gelmiş zaman zaman iyi yönetilmiş, düşmüş, iyi yönetilmiş, düşmüş. Ben bütün bunları arkadaşlarımla, ekip arkadaşlarımla değerlendim. Dedim ki buraya bir kurumsal yapı oluşturalım. Bu kurumsal yapıdan sonra buraya bir şey olmaz diye düşünüyordum. Yani evet. Ne otel yaptık, restoran yaptık, halı saha yaptık, kalıcı konutlar yaptık, çalışan personelimizi yaptık, saha yaptık, stadyum yaptık ve normal gelirleri olan, günlük gelirleri olan bir kamu işletmesi haline getirdik biz orayı. Ama nedense yani 2011'de bıraktıktan sonra bizim ekip arkadaşlarımız Hakkı ve Sezgin Bey'den sonra yeni gelen ekip, ya isim vermek istemiyorum. Sonucunda yani herkes iyi niyetten mücadele ettiğini düşünüyorum ama bugün geldiğimiz nokta Arabispor Kulübü gibi bir kulüp ortadan kalkmış. Şimdi benim Arabi'ye hizmet etme anlayışımı bu kırıyor. Yani. Ortadan kaldırıyor yani. Şimdi arkadaşım biri sormuş işte aday olacak mısın? Yani bırakın adaylığımı ya benim 15 sene ekip arkadaşlarımla beraber oluşturduğum bu tesisler nerede? Bu restoranlar nerede? Ya düşünün ya bir koca tesisin kalorifer kazanı çıkarılır satılır mı ya? Kimse görmez mi? Bunun hesabını kimse sormaz mı? Bir tek ben mi soracağım bunun hesabını? Yani bu sosyal medyada hesap soran bir sürü yorum yazan insanlar neredesiniz? Neredesiniz ya? Nerede bu insanlar? Yani evet biz her şeyimizi verdik ama benim ömrüm Arabispor Kulübü, benim de çocuklarım vardı. Büyüttüğüm, okul okuyan, yani 24 saatimi Arabispor Kulübü'ne mi vermem gerekirdi? Ama emin olun çok üzülüyorum. Şimdi tabii diğer bir kulüp var. O farklı bir şey. Arabi Gençlik 08 Gençlik Kulübü. Orada bir yönetim var. Onlar farklı bir. Ben Arabispor Kulübü'nden bahsediyorum. Yani bir kurum bakın size aslında Arabispor üzerinden değil de Osman Bey siz de orada yayınlarken iyi dinleyin bu konuyu siz de bilin. Bakın bu memleket kendi içinden ciddi şekilde ihanete uğruyor. Bunu bak Hüseyin Uzun Hasanoğlu söylüyor. Yaşınız gençtir. Bunu basınla uğraşıyorsunuz bunu bilin bak. Arabi doğal koy olan bir liman şehri olacaktı. Liman gitti. Başka bir ilçeye. Bunu 50-60 sene önce diyorum. Anlattığım şey bunun yaşanan bu. Şu Kavak'ta termik santralımız vardı. Bir başka ilçeye gitti. Lif Vefa fabrikası vardı. Ham maddesi Arabi'deydi. Başka ilçeye gitti.
Bunun gibi onlarca proje sayabiliriz. Arhavi'nin bir nakliyeciler kooperatifi vardı. Başka ilçeye gitti. Şimdi yanı başımızda OPA var. Bizim 20 bin nüfusumuz varken oranın 16 bin nüfusu vardı. Bizim 100 tane kamyonumuz vardı. Orada 10 tane kamyon yoktu. Şimdi 2500-2700 tır var Hopa ilçesinde. Evet. Ne oldu bizim nakliyeci şirketler? Hopa'dan Arabiye kömür getiremiyor. Ne oldu Arabiye? Ne oldu? Bakın buradan açık ve net söylüyorum. Herkes elini başının arasına alsın veya başını ellerinin arasına alsın, düşünsün, hesabını yapsın. Bu memleket ufak hesaplara feda edilecek bir ilçe değil. Yani bu insanlar artık son noktaya, son adeye gelmeye başlıyorlar. Ufak hesap yüzünden bu memleketi feda edenler artık bu memleketin yönetiminden ellerini çekmesi lazım. Bu Hüseyin ise Hüseyin de çekecek. Bu millet sorgulasın, yargılasın. Sen kardeşim git, vallahi de billahi diyorum, yemin bir dakika durma. Ama yeter artık. Yeter. Yeter yani. Bunun siyasetten alakası yok. Her dalda siyaset yapıp Arhavi'nin kendi menfaatlerine kullanan artık vicdan sahibi olmayan. Yani bu yaşta işte her gün yaşıyoruz. Bugün bakıyoruz ya Filistin örneği ya. Bombalar, onlarca bebekler ölüyor ve bu memleketin geleceğini belirleyen o bölgenin insanları. Ama biz şimdi her şeyimizi kaybetmişiz. Yani spor kulübü, ben Arap spor kulübünün başkanı iken Hopa Spor diye bir şey yoktu. Yani yanlış anlamazsın Hopalı hemşerilerim. Ya ben onları takdir ediyorum ve beğeniyorum ya. Dayanışmalarını beğeniyorum ya. Nerede bizim? Yani eleştire hesap sormadan yok ettik. Ticareti yok ettik. Onu yok ettik. Bunu yok ettik. Ya memleket gençler gitmeye başladı. Bu memleketin istihdama ihtiyacı var. Şimdi bak bir şans yakaladık. Emin olun bir şans yakaladık. Yani. Bunu son mesaj olarak söylüyorum. Osman Bey, kapatıyoruz bunu. Son mesaj olarak söylüyorum. Arhavi 2024 sürecinde, bakın bunu benimle ilgili söylemiyorum bak. Açık ve net söylüyorum. 2024 mahalli seçimleri bir milat olmak kaydıyla, milat olmak kaydıyla Arhavi'nin gelecek 50 ilini projelendirecek bir kadro ekibinin burada yönetime gelmesi lazım. Bunun, bu yönetime gelen ekip bu güçlü Faruk Çelik bakanımızın desteğiyle ivme kazanacaktı. Yani bu 2024 Arhavi'nin, emin olun, geleceğiyle ilgili bir süreçtir. Yani bunun Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanıymış, AK Partiliymiş, MHP'liymiş, Cumhur İttifakıymış, İYİ Parti demiyorum bakın. Bunu kimse yanlış yöne çekmesin. Arhavi bundan sonraki süreçte 2024 yılı bir fırsat, 2024 yılında Türkiye'nin en güçlü parlamenterlerinden bir tanesi olan bakanımız Faruk Çelik'in katkısıyla bir ivme kazanacaktır. Bu ivmeyi kazanamazsa tren geçiyor arkadaşlar buradan. Ondan sonra kimse benim oğlum, benim çocuğum, oradaki arkadaşımız, kardeşimizin sorduğu gibi abi benim maaşım şu kadar ne olacak diye sorma fırsatı daha yakalayamayacağız. Onun için bu siyasetten uzak, siyasetin düzgün yanı olan hizmet alanını seçersek bu memlekette herkes kazanacak, herkes mutlu olacak. Evet. Vallahi herhalde iyi bir toplantı oldu. Tabii bizi izleyen evet, hemşehrilerime, daha doğrusu Arhavi dışından izleyen hemşehrilerime, size, Osman Bey'e çok teşekkür ediyorum. Arhavi'nin sesi oldunuz. Biz de Arhavi'ye katkı sağlamak amacıyla buradayız. Yani bu muhabbetlerin içerisinde Hüseyin Uzun Hasanoğlu'na katkı sağlayacak hiçbir cümle yoktur. Bunu böyle algılanmanızı istiyorum. Halkımızın da böyle algılamasını istiyorum.
2024 mahalli seçimlerinde herkesin sorduğu gibi oradan yazmış aday olacak mı diye bir arkadaşımız sormuş. Söylüyorum bak. Bu milletin istediği, bu milletin istediğinden çok, bu milletin istemediği ama bu milletin geleceğini imar edecek bir genç bulmamız lazım bu milletin. Bir ekip bulmamız lazım. İnşallah onu da bulur bu millet. Bir şekliyle bizim emeklilik yaşımızı mutlu şekilde yaşayabileceğimiz bir güzel ilçeyi bize armağan ederler. Evet. Hepinize de Senem Hanım, sana Osman Bey'e teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bu arada tekrar Kız Çocukları Günümüzü kutluyorum. Yani Duygu kızıma da, Burcu kızıma da, torunlarıma da, Esin'ime de, Aycan'ıma da, Sımay'ıma. Öpüyorum hepsini. Allah'a emanet olun. Size de başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Faydalı bilgiler aktardınız. Programımızın adı gibi derdimiz Arhavi. Sizin de aynı şekilde. Evet. Son olarak birkaç soru daha almak istiyorum. Takipçilerimizden tamam. Sorular var. Şaban Altın beyefendi, Üçürmak köyünde enerji hatlarıyla ilgili yenileme işinde okul bahçesinde bulunan trafonun bilirkişiler tarafından 3 yeni yer gösterilmesine rağmen köy muhtarının tutanak tutarak trafoyu tekrar aynı yere yaptırması anladım, konusundaki düşüncenizi sormuş. Üçürmak köyü, benim köyüm. O konuyla ilgili muhtarın tasarrufu değil, o idarenin tasarrufu öngörüldüğü için o şekliyle olacak. Sizi yeniden aday olarak görmek istiyoruz demiş Osman Yıldırım beyefendi. Bir şey herhalde Senem Hanım eksik kaldı, onu soracaklar. Arkadaşlara ben söyleyeyim de, evet. Yani HES konusunu yorumlamışlar. Bakın Orta Es, Arhavi'nin yapılan en çirkin eslerinden bir tanesi. Şu anda Pilargit ve Üçürmak köylerinde, yani Ulukent, Balıklı, Üçürmak köylerinde yapılan HES'le ilgili imar komisyonuna gelmiş bir şey yok. Bu konuda kimse eksik ve yanlış yorum yapmasın. Bu alanda HES'in olmayacağıyla ilgili, olamayacağıyla ilgili görüşlerimi defalarca söyledim. Şu anda da söylüyorum. Üçürmak ve Pilargit havzasında HES olmaz. Buna ne ben komisyon başkanı olarak, ne benim ilçe başkanım Remzi Gedik, ne de benim milletvekilim bakanım bu HES'e evet demeyeceğini düşünüyorum. Yani bu konuda memleketin insanı hepsi rahat olsun. Bu konuda AK Parti grubunun bu HES'le ilgili olumlu bir düşüncesinin olduğunu düşünmüyorum. Bu anlamda böyle herkesin hemfikir olduğunu söylüyorsunuz. Farklı yorumlara getirip ortalığı bulandırmanın bir anlamı yok. Evet. Çok teşekkürler Hüseyin Bey. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Yaklaşık 2 saatlik vallahi bir program oldu. Uzun bir program oldu. İnşallah vatandaşlarımızın duymak istediklerini duymuşuzdur. Katkımız olduysa teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun. Efendim AK Parti Artvin İl Genel Meclis Üyesi Sayın Hüseyin Uzun Hasanoğlu konuğumuz da oldu. 2 saat canlı yayında sizlerle olduk. Sürçülisan ettiysek affola. Mutlu akşamlar diliyoruz.